Her iki tarafta da yamyamlar var. Kiracı mısınız, ev sahibi misiniz? Kiracıyım. Kaç para veriyorsunuz? Şu an 1300 veriyorum. Oo, sen bedava oturuyorsun, sakın ev sahibini izlemez. Herhalde. Vallahi hiçbir kuvvet beni o evden çıkaramaz. 2 artı 1'e 1 trilyon istemesin kimse. Ev sahibi ve kiracılar arasında patak veren fahiş kira arttırımı tartışmaları devam ediyor. Kiralardaki fahiş artış vatandaşı zorlarken ev sahipleri de her geçen gün farklı bir yola başvuruyor. Kiracı mısınız, ev sahibi misiniz? Ev sahibiyim. Zam talepleri, ara zam oyunları ve evi daha yüksek fiyatta kiraya vermek için haksız tahliyeler bunlardan sadece bir kaçı. Son aylarda ise ev sahipleri geçmişte satış fikri olmadığı halde karar değiştirdi, evimi satıyorum demeye başladı. İstedikleri oranda zam yapamamaları, tahliyenin zor olması ve artan fiyatlarla evin değerinin yükselmesi bu satış kararında etkili oldu. Bu memlekette hiçbir kanun uygulanmıyor. Hiçbir kanun, kanunlar var. Her konuda var ama hiçbirisi hiçbir şekilde uygulanmıyor. Peki içinde kiracı olan bir ev satılırsa ne olur? Bu soruyu İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşı'ya sorduk. Kiracısına yasal oranda zam yapamayan ev sahipleri evlerini satmaya başladı. Peki kiracıya ev satılırsa ne olur? Ama yeni ev sahibi, yani yeni alan ev sahibinin evi tapuyu aldığı günden bir ay içinde kiracıya tebligat göndermesi lazım. Ben bu evi satın aldım, bundan böyle kirayı bana ödeyeceksin diye bir tebligat göndermesi lazım. Eğer kontrata uzun bir zaman kaldıysa, yani bir aydan daha uzun bir zaman kaldıysa, o kontratın dolmasını bekleyecek tahliye davası açabilmek için. Ama bir aydan az zaman kaldıysa 6 ay içinde tahliye davası açması lazım. Ancak uyanık bazı ev sahipleri kirayı yükseltemedikleri için bu tür bahaneleri öne sürüyor. Ya oğlu gelecekse tamam, onu yapacak bir şey yok, ama gelmeyecekse onun bir ortasını bulmak lazım. Başka yapacak bir şey yok. Kiracının da sahtekarı var, ev sahibinin de sahtekarı var. Benim 10-15 tane kiracım var. Bir tanesi benden şikayetçiyse gelsin söylesin. Sözleşmem bitene kadar çıkmam. Sözleşmem bitene kadar ben de çıkmazdım. Yani bu şartlar altında zaten imza atmışsın, sözleşmeni yapmışsın. Niye çıkayım ki ben? Yo, niye çıkayım? Ben o kadar masraf etmişim o eve. Kendimi o eve bağlamışım, evim gibi bilmişim, bir de çıkacağım. Kendisi otursun, gözümle görürüm, ondan sonra çıkarım. Ekonomi belli, şey belli. İnsanlara empati sahibi olmalı. Peki ev sahiplerinin bahanelerine karşın kiracılar nasıl davranmalı? Mal sahibi ihtiyaçtan dolayı, yani bana lazım, ben oturacağım, çocuğum, anam gelecek, babam gelecek, hani Almanya'dan oğlum gelecek, klasik. Şimdi o tip olayda mutlaka yazılı tebliğ etmesi lazım. Ve bunu bu sebepten dolayı tahliye ederse eğer kiracıyı, aynı o sebebi kullanması lazım. Şimdi ben geleceğim dedi, gelmedi. O zaman ne yapıyor? Kiracıya bir hak doğuyor. Ya geleceğim deyip gelmezse mal sahibi ya 3 yıl o evi boş tutacak, hiç kimseye vermeyecek. Veyahut bir başka kiracıya verdiği zaman en son ödenen kira bedeli üstünden en az 1 yıllık çıkan kiracıya tazminat ödemesi lazım.